Faruk Bey 2 günde 2 ödül. Kaç tane oldu şimdi? Bu sene bayağı bir rekora koşuyoruz galiba ödüllerde. Gerçi yani bilmiyorum gerçekten saymıyorum ama yani ödül veren bütün eğitim kurumlarına tabii ki çok teşekkür ederim. Eğitim kurumlarından gelmesi ayrı bir keyif, ayrı bir güzellik bizler için, gençlere ulaşmak, öğrencilere ulaşmak. Nicelerine gideriz inşallah. Bütün ödül törenlerine dikkat ediyorum. Hep siyah giyiyorsunuz. Neden bu matem? Zayıf göstersin diye. Yapmayın şimdi öyle şey. Oraya girmeyelim. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Özellikle senin yurt dışındaki projelerin çok popüler. Türkiye'nin bayrağını yurt dışında inanılmaz bir şekilde dalgalandırıyorsun. Var mı bu sene yurt dışında bir proje? Estağfurullah. Var yani Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam başlıyor yurt dışı şovlarımız. Yine yurt dışı yürek parçalarımız, single'larımız da geliyor. Çok güzel yabancı bir cover üzerinde çalışıyorum aslında şu anda. Hangisi olduğunu söylemeyeyim. Böyle 2000'li yılların başlarında çok popüler olmuş bir R&B bir parça. Tekrar ben kendi yorumumu katmak istedim. Şu anda onun üzerinde çalışıyorum. Bir ortaklık mı tek başımıza? Tek başıma yapıyorum. Tek başıma yapıyorum. O zaman dünyayı yeniden tek başımıza mı çalkalayacağız gibi gözüküyor? Yani bak, bakalım şimdi, o kadar iddialı konuşmayayım çünkü iddialı konuşan sanatçıların sonu biliyorsun çok Türkiye'de. Çok gördük dünyayı sallayanları yani. Şimdi Tarkan çıktı, geri geldi. Mustafa Sandal çıktı, hop o da geri geldi. Çıkan geri dönüyor. Bir Sertab Erener'in bir erozyon başarısı var bildiğim kadarıyla. Bunu neden kıramıyoruz? Ya şimdi o zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları çok farklı. Şimdi yani orada tabii Ahmet Ertegün durumları var yani. O çok farklı dünyalar, çok farklı dönemler ve orası çok daha rekabetçi bir alan. Orada Madonna'larla rekabet ediyoruz. The Weeknd'lerle rekabet ediyoruz. Travis Scott'larla rekabet ediyoruz. Bütçeler çok farklı. Her şey çok farklı yani. Sanıyorum daha henüz biz hazır değiliz yani o arenaya bence. Müzikal olarak değil, müzikal olarak daha da iyiyiz bence. Ama maalesef sadece müzikten oluşmuyor bu sektör. Yazın ne yapacaksın? Yaz da geldi. Yani, seni hiç çünkü hani şey plajlarda falan göremiyoruz biz abi. Diyorum ya zayıf göstersin diye. Ben ne plajı? Benim neyime plaj? Yani yazın tabii konserlerimiz var. Festivallerimiz var. Yine olabildiğince gençlerle buluşmaya gayret ediyoruz yani bu festivallerde de. Yurt içinde de yurt dışında da. Tam netleşmiş bir şeyleri ben de hani açıkçası tam bilmiyorum programı ama yoğunlukla Türkiye'deyiz yani bu yaz. Geçmiş ilişkilerini sormayacağım sana. Onlar sende kalsın. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Bana ideal kadın tarif etsin. İdeal kadın. Gözü çok iyi görmeyen. Yoksa beğendiremem kendimi diye düşünüyorum. Şaka yapıyorum tabii. 3 maddede toplayalım bunu hadi. Samimi, güçlü ve özgüvenli olması Türkiye'de lazım. Var mı? Tabii ki var. Niye yalnızız? Bulamadığım için. Aşk nedir abi? Bilsen mi sen bilirsin. Yaşayınca deneyimlenmesi gereken, anlatılması çok çok tarif edilebilir olmayan bir durum aslında. Duygu da değil, bir durum. Baş ağrısı gibi. Çok aşık oldum. Bilmiyorum. Artık hani, o da bende kalsın. Hiç aşk için ağladığın oldu mu? Türk halkı damardan yaşar ya. Ha, şey. Yok, gözyaşı döktüğüm olmadı. Hayır. Yok. Sana gözyaşı döktürecek kadın nasıl olmalı? Bana onu anlatsana. O kadarını bilsem şimdi bulup diyeceğim zaten.